Merhabalar, Hedef Direktör'den Taner ben. Bugün sizlere Seus Efsanesi'nin Seus TT 2023 10 programlı. Cihazımız profesyonel bir cihazdır. Altın, gümüş, elmas, boşluk, bronz, kupur, bakır, para ve su sondaj çalışması boşluk çalışmalarında 300 metre bulma özelliğine sahip. 500 metre mesafede tarama yapar. Şimdi cihazı burada ufak bir tanıtım, nasıl montaj yapılıyor, artı arazide test videosunu kısaca bir anlatalım size. Cihazımız 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Türkiye'nin her yerinde satılan pillerdir bunlar. Basit. 2 tane çip mineral kalibrasyon jop anteni. İki tane yüksek gerilim parlayan taşlar, onlardan etkilenmemesi için jop antenimiz. Radyo frekans antenlerimiz. Bu ürünü Hedef Dedektör bünyesinde telefon numaralarımız 0212 alan kodumuz Türkiye İstanbul Karaköy 0212 245 44 84, cep numaramız 0545 245 44 84, artı WhatsApp numaram da o. PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu, 2 sene servis garantili, garanti kaşı imzalı bir şekilde gönderiyoruz. Postacı getirecek şu görmüş olduğunuz ürünü bakıp parasını verip alıyorsunuz. Artık kurumsal bir firmayızdır. Hedef Dedektör 43 senelik firma. Yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünü N11 mağazamızdan, artı alantaramaburada.com sitemizden, ayrıca telefonla da arıyorsunuz. Telefonla siparişi geçiyorsunuz. Postacı getiriyor, kutunun içine bakıp alıyorsunuz. Ayrıyeten de Avrupa'daki vatandaşlarımız veya da yabancı müşterilerimiz bu ürünü dünyanın her yerine gönderme imkanımız var. Western Union olarak para transferi, para transferinden sonra vermiş olduğunuz adres, adresten sonra Türkiye'nin Turpex kargosuyla dünyanın her yerine 5 veya 7 gün içerisinde kapınıza kadar getiriyor, teslim ediyor. Şimdi bu ürünü kısa bir arazi test çalışması, bu kendini ispatlamış bir cihazdır. Biz tanıtım amaçlı yine bir anlatalım dedik. Çünkü Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür, sağlam bir cihazdır. On off düğmesinden açıyoruz. Programlar var burada. Programlardan ayarlıyoruz. Altın konumuna geldi. Altını enter diyoruz. Cihaz altın kulesinde, altın frekansında arazide 500 metre mesafede tarama yapıyor. Orada iki tane çukurumuz var. Birisi altın, birisi gümüş. Bir tane de mineral kalibrasyon taşımız var. Taramasını yapıyor. Bakın arkadaşlar, cihaz ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuz zaman yörüngesine taramasını yapar. Üzerine geldiğinde yönünü verir, üzerine geldiğinde döner. Belli mesafede yürüyüp taramasını yapıyoruz. Bakın, normal cihaz yine sağ tarafa attı bizi. Yönünü verdi o tarafa doğru. Arkadaşlar, şurada mineral taşımız var. Üzerine geldiğinde mineral toprak misliklerini attı diyoruz ya, normal cihazın üzerine geldiğinde hiçbir tepki yok. Normal altın neredeyse onun yönünü frekansında orada. Onun yönünü veriyor. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Gidiyoruz. Normal cihaz tarama esnasında bizi geri attı. Neden? Altını geçtim diyor. Devam ediyoruz. Üzerine geldiğinde şurada 360 derece dönüyor. Sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor. Antenlerden derinlik alabiliyorsunuz. Daha önce de anlattım. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni 1 bohm ileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metre şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. En son bohm 10 metredir. Su sondaj çalışmasında 300 metre bulma özelliğine sahip. Şimdi normal cihazı kapattım. Kapatmadan önce aklıma takılan unuttuğumuz bir şey var. Toprak altında biz test amaçlı altını koyuyoruz. Bazı abilerimiz, büyüklerimiz atıyorsunuz gömmüyorsunuz diyorlar. Ya arkadaşlar, biz cihazı test amaçlı, cihaz nasıl tepki veriyor, nasıl kullanacaksınız, onun çalışmasını size anlatıyoruz. Normal cihaz zaten toprak altında oksijen yaydığı manyetik alanda o frekansı cihaz zaten yakalıyor.
Siz sadece yeterli, önemli olan kullanmak olsun. Okuyun. Biz nasıl tutuyoruz, nasıl arazide şey yapıyoruz, siz onlara bakın. Önemli olan o. Şimdi cihazı açtık, gümüş konumuna geldik. Gümüşe geldik, gümüş gülersinde. Gümüşünüz de orada. Uzaklaştık. Normal tuttum. Bakın altın orada. Parlayan taş orada, hiç tepki yok. Yönünü direkt gümüş konumuna. Ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Yine aynı şekilde üzerine geldiğinde dönüyor. 360 derece dönüyor. Şimdi gümüş konumundan sonra boşluk geliyor. Boşlukta da yani şöyle söyleyeyim. Burada bir mezar veyahut da bir oda söz konusu olduğunu düşünün. Normal cihaz boşluk konumuna aldığınız zaman, şimdi cihazı açtığımızda burada bu cihaz boşluk konumunda şöyle döner. Böyle dönüyor. Yaklaşık 2 metre döndüğünü düşünün. Burası bir mezar, dönüyor. Çünkü cihaz belli bir şeyden sonra attı arkaya. Burası oda mı, mezar mı? Ne yapıyoruz? Şekillendiriyoruz. Geçtik soluna. Tuttuk cihaz. Yine aynı şekilde döndü. En son burada durdu. Antenler attı. Ne yapıyoruz? Buraya geçiyoruz. Buradan da aynı şekilde. Dönüyor. Döndükten sonra yine attı. Yani şurada devam ediyor. Burada da aynı şekilde dönüyor. Yani demek ki burada bir oda var. Oda olduğu zaman da orada ne yapıyorsunuz? Kazıyorsunuz. Kısmet. Yani orada artık boş mu, boşluk içinde layık mezar falan öyle şeyler varsa da öyle devam ediyorsunuz defineciliğe. Şimdi bu ürünü biraz önce anlattığım gibi hedef dedektör bünyesinde PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. N11 mağazamızdan alantaramaburada.com'dan alma imkanınız var. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takımınız bir şey olursa da alo deyin. Buradan yardımcı oluruz. İyi günler.